Ey gökleri, yerleri, bizleri yaratan Rabbim! Gözümü ilk açışımda kulağıma fısıldandı senin güzel isimlerin. Yolun sonunda sana layık bir kul olabilmek için sana gelişim varsın biraz daha uzasın. Yeryüzüne inme sebebim bana verdiğin görevdendir. Gök kubbe altında cemaate seni anlatıp sevdirmemdir. Geçsin ömrüm bir asır daha müminlerin başında. Senin güzel namelerini okumak bile yeter bana. Onlar Rabbimizin sevgisinden ve sadakatinden ayrılmayan emekli imamlarımız. Bir ömre sığan tecrübeleri, öğütleri, anıları ve yaşamlarıyla bizlere yol göstermeye devam ediyorlar. Uyan yavrum, sabah oldu, kuşlar eder fivanı. Baban şehit, şimdiden sonra intikamın zamanı. Bir lokma bir hırka felsefesiyle Anadolu'muza Allah, insan ve yurt sevgisi tohumlarını eken, Horasan erenlerinin geleneğinden gelen, Rabbimizin mübarek topraklarımızı armağanı olan 111 yaşında bir gönül eri o. Adapazarlı Hasan Hüseyin Hoca. Okula gittim. Elif ve orada öğreniyoruz. Epeyce bir şey öğrendik. Hemen çabuk öğreniyorum. Ve hoca efendinin de yardımcılığını yapıyorum. Hoca da acemi hoca. Pek de bir şey bildiği yok. Hoca olmadığını çocukları ben okuyorum. Ama okula giderken ayakkabılarımızda ayakkabı yok. Anam sırtından götürüyor beni okula. Her taraf çamur. Çamurun içerisindeyiz. Elektrik yok. Okulda şöyle bir tahta önümüzde. Üzerinde Kur'an-ı Kerimler. Dizüstü oturuyoruz. 1920'ye kadar böyle okuduk. Bayağı ben Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Çocuklara da okutmaya başla diyorum. Kurtuluş Savaşı'nda 20 Şubat'ın onun hayatındaki önemini ve ailesiyle yaşadığı o günleri hocamız bizimle paylaşıyor. 1920 senesi, 20 Şubat, ezana yakın köyün içi asker doldu. Askerler geldi bizim eve, açın kapıyı. Açtım kapıyı. Kaç odanız var sizin? Dedim biz bir odayız. Biz Erzurum'dan geldik buraya, macir gelmişiz. Babam gelmiş dedim, baş odamız yok. Bıraktılar gittiler, komşuya gittiler. Komşunun evine de çaldılar. Aç kapıyı, açtı. Orada hemen doktoru, askeri doktorunu o eve koydular. Şurada ağaların evi derler oraya. Sabah oldu, ben kalktım. Eniştemin oraya girdim. Eniştem, ablam burada. Baktım orada askerler var. Dedim bu askerler ne yapıyor burada? Ablama dedim sen ne yapacaksın burada? Bunların 5 tane subayını yemeğini ben yapacağım dedi. Ondan sonra borazan çaldı. Yemek borusu çaldı. Dedim ne oluyor, nasıl dedi. Dediler ki Yunan adabazlarına gelmiş ama bu tarafa geçemiyor. Kadınlara musallat olmaya başlamış. Yunan'ın alayı da erenler mezarlığı var yukarıda. Otomatik silahı diyorlar. Beşevikler gelmiş diyorlar. Kimisi Yunan gelmiş diyor. Kimisi Bolşevik diyor. Kimisi Beşevik diyor. Anlayamıyoruz ki. Tabii çocukluk da var bende. Şöyle 11, 10 yaşlarındayım ama
Askeri içinden dışarı çıkmıyorum ben. Devamlı askeri içindeyim. Mustafa Kemal'i bizlere anlatan hocamız, savaş zamanı yaptıkları önemli bir tatbikatı yaşamanın gururunu paylaşıyor. Saat harp yapıyoruz tabii. Aynı harp taklidini yaparken dediler Atatürk geliyor. Ben de birdenbire bir de baktım yanımıza gelmiş. Yanında da birisi var, hakem. Hakem de biz beyaz sarık başında, kolunda da beyaz işaret var. Yani dedi ki Atatürk, bak dedi, düşman karşıdan dedi bizi çevirme harekatı yapıyor. Düşman bizi teslim alacak dedi. Bir işaret verdi, top ağacın sağ tarafından. Oradan setin arkasına bak, düşman bu tarafa geliyor dedi. Bu silahı alacaksın dedi. İşte öyle setin kenarına düşmanı dedi, mermiyle dedi, dağılacaksın orada, hadi bakalım. Biz o zaman da dedik, dördüncü tüfek istikamet filan yer. Aralıklar beşer adım. Avcı hattı yatarak emir verdim. Tabi düşmanın teknik mermisi geliyor dedi. Ha. O zaman biz sürüne sürüne Ağustos'un 9'u sıcak hava çok. Sürüne oraya gittik, oraya mevzi aldım. Tabi çevirdik silahı. 250 mermi şeritte düşman tarafını darama yapıyorum ben böyle. Sağdan sonra da öyle darama yapıyor. Yani düşman tarafı çıktı göründü ama hakem onları geri çevirdi. Bak dedi burada sizi dedi bak bu makineli sizi hepiniz dedi öldürdü burada. Defolun girdi buradan. Hap tatbikat bitti. İlminin yeterli olmadığını düşünen Hüseyin hocamız 1939'da İstanbul'a gelmiş. Ona İstanbul dediğimizde hafızasında zor yaşam koşulları canlanıyor. Biraz dedim Arapça okuyayım orada. E kimde okuyacağız? Dediler Şehzade başında Damat İbrahim Paşa Camii İmamı Hacı Hasip Efendi. Ben de Hoca Efendi'yi gördüm camide. Peki dedi. Peki. Başladık. 5-10 gün sonra dediler ekmek yok. E ne olacak? Gittik kaymakamlıktan elimize verdiler ekmek karnesi. Bir aylık ekmek karnesi. 125 gram ekmek için yaşadığı zorluğu ve halkın da alabilmek için nasıl çabaladığını bizlere de anlatıyor. E gidiyoruz Furan'a. Sabah Furan'a gittik. Ekmek dediler 125 gram ekmek. E ne olacak bu açız? Hayır dediler. Kadınlar da gelmişler. 5-10 tane kadın orada çocuklar kucaklarında sabah ezanından sonra çok da kar yağıyor. Kadının biri feryada başladı orada. Yaptığınız zulüm yetmiyor mu yahu dedi. Benim kocam dedi düşman hududunda cephede asker dedi orada. Siz dedi bizi öldüreceksiniz burada açlıktan dedi. Verin bize ne vereceksiniz dedi. Fırın sahibi çıktı kardeşim. Ekmek 25 dakikada pişer dedi. Değil mi pişer? Ben de 10 dakika kaldı, 10 dakika oldu fırına koydum. Çıkar dediler çıkar. Biz çiğde yeriz ekmeği. Çıkar. Yani başımızda da polis var. Dedi ki polis. Ne yapsın? Yirmisiniz. Yeriz dediler millet. Çıkarsın mesela. Çıkardı. Şöyle ekmek 500 gram ekmek ortasından bıçağını şöyle dörde böldü. İşte veriyor bize 125 gram ekmeği. 2 kuruş, 3 kuruş bize parası. En sonunda parayı veren alan gidiyor. Alan gidiyor. Ama garımız açıktı. Yeni camiye indim. Yeni camide balık pişiriyorlar. Aa, balıkçının yanına girdim akşam ezanı zamanı. Buyurun dedi. Baktı bir kadın. Dedim kardeş ben Adapazarı'ndan geldim buraya. Hafız Osman Efendi hocam, Hacı Hasip Efendiler'de okuyorum dedim. Aç kaldım. Balığınız var mı dedim, ekmeğiniz var mı? Sen otur dedi Hafız abi dedi. Çok hürmet etti. Ekmek bulurum ben sana dedi.
ekmek yemek getirdi önüme, koydu nohuttan. İşte bizim ekmeğimiz bu dedi, ama karnımı doyurdum. Çok güzel yemesi var. Hafız abi sen ara sıra dedi, buraya gel dedi. Buraya gel, ben sana dedi, gene işte böyle şeyler bulurum dedi. Hocasıyla kendisi arasında yaşanan bir olayı ve aldığı dersi Hüseyin Avni Hoca bizlere anlatıyor. Derse gittim, kar yağıyor. Bizi dersimizi dinlerken evinde gittik derse. Evine gidiyorum, böyle evini alçak bir evi var. Kedi yatıyor şurada kenarda. Kedinin abdesti gelmiş. Hoca efendinin karnına şurası ayağına bastı. Ondan sonra gitti pençereye atladı kedi. Hoca dedi ki yerine yat dedi. Kedi gitti yerine yattı. Biraz sonra kedi gene kedi kalktı oradan. Gene hoca efendinin göğsüne ayağını koydu pençereye. Hoca pençereyi açtı. İşini çabuk bitir sonra koymam dedi içeriye. Çabuk gel. Kar da yağıyor. Kedi işini bitirdi, geldi cama vurdu, geldi gene oraya. Hoca aldı kediyi, git yat dedi yeri. Kedi gitti yerine yatıyor. Ben de bunu Osman Efendi'ye, hafızlık hocama sordum. Ertesi günde gittim. Hoca Efendi, Hacı Has Efendi dedim, kedi müsaade istiyor dedim ondan. Tuvalete gelmiş kedinin. Dedi ki, Hacı Has Efendi, 40 seneden beri daha dedi yatak yüzü görmedi dedi. Yatağa girmez o dedi gece. İbadetini yapar dedi. İşte Hacı Asmi Efendi Türkiye'nin şeysi o zaman Takribaşere hocası. Öyle bir ihtiyar, sakalı burada ihtiyar bir hoca. Ondan sonra vefat etmiş, Allah rahmet eylesin işte. Onunla öyle gördük. İlim ve bilgisini artırmak için geldiği İstanbul'da hocamız halkın ekmek bulamayıp açlık çekerek öldüklerine şahit olduğunu anlatıyor. Boğaziçi Arnavutköy'e derse gidiyorduk. Caminin altı mahzan. O caminin altında hoca efendi söylüyordu. Her haftada 3-5 tane oradan insanlar ölüyor dedi. Açlıktan buradan çıkarıyorlar dedi. Alıp götürüyorlar dedi. Tevfikiye Camisi'nin altında ölüyorlarmış çok. Açlıktan ölüyor millet. Başka bir şey yok. Açız. Üsküdar'da dediler ekmek bulunuyormuş. Selimiye Camisi'nin yanında. Orada eski medreseler var. Orada da bir oda alırsınız siz. Ekmek varmış dedi. Böyle iki arkadaş olduk geldik oraya. Ekmek baktık orada da hiçbir ekmek yok. Aynı 125 gram. 24 saatte. Eylül'e kadar orada. Oradan derse gittik geldik ama Eylül'den sonra daha duramadık. Kalktık buraya geldik işte. Hocamız Hristiyanken Müslüman olmayı seçen bir hanımın vefatı sonrası evinin alınmasıyla Aziziye Camisi'nin yapılışını anlatıyor. Ben hem öğretmenlik yapıyorum hem imamlık yapıyorum burada. Burada Esma Hanım, Allah rahmet eylesin, bir papazın kızıymış. Müslüman olmuş bu. Orada Esma Hanım öldü. Biz de o caminin, Esma Hanım'ın evini aldılar. 45 bin liraya mı ne alındı? Ondan sonra işte burada yavaş yavaş caminin temelleri atıldı. 75 senesinde zannederim açıldı. 5 kat mı ne oldu? Sıralar konuldu. 2-3 tane daha öğretmen geldi, benim arkadaş olarak olduk. İşte bundan 1982 senesinde imamlıktan emekli oldum. Yaş hattından dolayı. Ondan sonra gene burayı ben bırakmadım. 2000 senesine kadar ben gene Adapazarı'nda Kur'an-ı Kerim okuttum. Görev yaptığı yıllarda hurafelere inanan insanlarla nasıl mücadele ettiğini ve baskılara boyun eğmediğini bizlere anlatıyor.
iki tane kadın geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bak neler oluyor. Hasan Efendi siz misiniz burada? İmam evet bizim. Biz dedi öte mahalleden geliyoruz dedi dağda bir tarafından. İki tane kadını, biri çarşaflı, biri mantolu. Bir de çocuk var 2-3-4 yaşında. Bu çocuk dedi evden atılıyorlar dedi. Bu çocuğu evden alıp kaçırıyorlar dedi. Sen dedi buna bir muska yazacaksın. İnşallah çocuk da ondan kurtulur dedi. Şöyle baktım. Dedim ki teyze burası dedim resmi Kur'an kursu. Çocukta öyle bir hastalık varsa doktora götürün dedim çocuğu. Bundan dedim doktoralar dedim. Doktora götürün buna gittiler. Aradan 5-10 gün sonra geçti iki kişi geldi. Dediler ki bana hocam sen öğretmenliği bırakacaksın. Neden? Seni şöyle yaparlar, döverler, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Çok yerlerde Kur'an okuyanları berbat ediyorlar. Dedi ki ben Ankara'ya bağlıyım dedim. Diyanetin memuruyum ben. Dedim Diyanet bana el çektirip bırakırım. Bunlar gittiler. Hocamız genç imamlarımıza tavsiyede bulunurken önemli ve uyulması gereken kuralları da vurguluyor. İmamlar kendini biliyor. Şimdi imamlar peygamber vekili demek. İmamın manasını ben böyle biliyorum. Peygamber vekili demek. İmamlar haddini bilmeli. Çalışsın nasıl çalışmak ona göre çalışmalı. Allah selamet versin. Ya her imam ne yapacağı vazifeyi biliyor. Elimizde kanun var. İmam ne yapmak lazımsa kanun orada. Bu şöyle oldu bir zamanlar. Müfettiş gelmiş. Camileri hep gelmiş. Bizi aniden topladılar müftülüğe. Bakıyor şöyle yeni cami imamı. Sen cuma günü akşam namazında yoktun. Nereye gittin? Efendim işte hanım hastalandı da ben götürdüm doktora. Müftünün haberi var mı? Haber etti mi müftülüğe? Cemaate söyledin mi? Ben böyle oldu da hanım hasta demedim. Şöyle böyle bizi bir uzur beyan ettiler. Vazifenize dikkat edin. Dikkatli yapın. Bak dedi Aziye imamının iki vazifesi var dedi. Beni gelmişler, sormuşlar, görmüşler. Aziye imamının iki vazifesi var. Hem vazifesi başında gözüküyor dedi. Diyanetten bana 3-4 defa takdirname geldi. Çok kitaplar geldi. Allah razı olsun. Hasan hocamızla 2007'de Sakarya Erenler Çaykışla köyünde görev yaparken bir gün yaz Kur'an kursunda çocuklara okuturken karşılaştık. Karşılaşmamız camide çocukların önünde Kur'an-ı Kerimler gördüm. Dışarıdan geldiklerinin farkına vardım. Kim getirdi dedim. Dediler ki Hasan Hoca getirdi. Hasan hocamızın orada elini öptüm. Meğerse Hasan hocamız emekli olmasına rağmen kendini bu işe adamış. Camilerde özellikle yaz Kur'an kurslarında nereden temin ettiğini en azından ben bilmiyorum. Kur'an-ı Kerimler, elif cüzleri toparlayıp ulaşabildiği bütün köylerdeki camilere yaz Kur'an kursundaki çocuklarına getirip bunları ikram ediyordu. Rabbim kendisinden razı olsun, ömrünü uzun etsin inşallah. Gelecekte imam olacak gençlerimize ilim ve bilgilerini aktarırken refah içinde yaşadıklarını da söylemeden geçemedim. İkra. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
ve emmes sâile felâ tenher. Bizim okuttuğumuz zamanlarda okullarda altımıza bir hasır yayılı, önümüzde bir tahtanın üzerinde Kur'an-ı Kerim, üstümüz başımız yamalı, her taraftan yarı tak yarı tok öyle okuyorduk. Gayet fakir bir halimiz vardı. Şimdi şöyle bakın, üstümüzde yırtık bir elbise yok, soluk bir elbise yok. Siz çok güzel çalışmanız lazım. Ben çok hafızlar yetiştirebildim. Elhamdülillah. Hasan hocamızı tanıdığımız kadarıyla çok hayırsever birisi. Hatta şunu hatırlıyorum, bir komşu vardı ihtiyaçlı, 6 tane çocuğu vardı ki kirasını ödeyemedi, kışın yakacağı yoktu. Hasan hocam bunu duymuş, gitti kendilerine maddi yardımda bulundu. Hatta çevresindekilere de derhal buraya yardım yapılmasını söyledi. Pazar içinde fakir yoksul biri ölmüşse onun kimi yıkacağı bellidir zaten. O Hasan Hoca'dır. Mesela biz Sakarya Nehri kenarındaki arazimizde patates toplarken mesela hiç unutamadım şeyler. Hemen koşturarak arabayla taksiyle birileri gelir. Hocam falanca ölmüştü der. Hemen babam işi bırakır. Tarada biz kalırız. O gider. Bu çok olmuştur. Onu Adapazarı'da çok iyi bilirler. Yani kimsesi olmayanların hacet kapısı bir bakıma Hasan Hoca'nın evidir. Güller, sümbüller, öter bülbüller. Güller, sümbüller, öter bülbüller. Yanık gönüller, Mevla'ya ölürler. Yanık gönüller, Mevla'ya ölürler. Hüseyin Avni hocamıza bizleri kırmayıp hayatına dair anılarını bizimle paylaştığı ve evinin kapılarını açıp bizleri misafir ettiği için teşekkür ederiz. Memleketim ve milletimizin selametine ve rahatlığımızın bagasına çalışanları iki canda aziz eyle ya Rabbi.